yeterli. Onun yerinde hangimiz olsak öyle olurduk. Ama bizim ümitsiz olmaya hakkımız yok. Bundan böyle Hilal'in yanında hiç kimse kederlenmeyecek. Gözyaşı dökmeyecek. Anlaşıldı mı? Kederinizi içinize gömeceksiniz. Öyle çıkacaksınız karşısına. Eğer icap ediyorsa kızım, gidersin bir köşede ağlarsın. Öyle çıkarsın karşısına. Aklınıza koyun. Hilal ayağa kalkacak. Kendine gelecek. Yürüyecek benim gibi. İnşallah oğlum. İnşallah. Ben gidiyorum. Hilal taburcu olana kadar nöbetleşe kalmaya devam edeceğiz. Sizinle konuşmak istediğim bir şey var. Nedir? Bu Hilal'in peşindeki askerlere ihbar bu şekilde gelmiş. İsimsiz olması biraz tuhaf geldi bana. Ama kimin yazdığını bulmamız lazım. Sen bu askerlerle konuş. O gün karargâha kim girdi çıktı tespit edilsin. Her kim getirdiyse bunun mahallesine gidin. Oradaki insanların yazı örneği topla. Ona mukayese et. Belki bir şey bulabilirsin. Benim bir işim var. Gidiyorum. Karargâhta. Ben de bir taverneye uğrayayım. Güney cephesinde anlaşma sağlanacak. Lakin kumandan Filipos, Mösyö Dule'den sağladığı silahları Doğu cephesine yollamış. Doğu cephesi kapanmayacak. Kazım Karabekir Paşa ile omuz omuza savaşma hevesimiz kursağımızda kaldı. Yedi cihan bir araya geldi. Her yandan saldırıyorlar. Allah'tan ve milletimizden aldığımız güçle hepsiyle baş edeceğiz. Yunan kralı seferberlik ilan etmiş. Yunan tarihinin en büyük ordusunu tesis etmeye iddiasındalar. Bizim de Yunanistan'dan aldığımız haberler sizin söylediklerinizi teyit ediyor Miralay. Kralın da Filipos'un da gözü döndü. Yunanistan'da eli silah tutan kim varsa Anadolu'ya getirecekler. Bizim 1,5 hatta 2 mislimiz bir kuvvetle saldırmaya hazırlanıyorlar. Yunan ordusu içinden bu meseleyle alakalı elinizden gelen gayreti gösterin. Kızınızla ilgili haberi Yüzbaşı Yakup'tan aldım Miralay. Geçmiş olsun. Vaziyeti nasıl? Hayati tehlikeyi atlattı. Lakin şimdilik yürüyemiyor. Acil şifa bulur inşallah. Aileniz de bildiğim kadarıyla en az sizin kadar dirayetli. Çok yakında hür bir memlekette onlarla el ele dimdik duracağımıza eminim. Vatan sağ olsun. Çocuklarımız sağ olsun. Bizim canımız mühim değil. Ne yazayım? Yunan ordusuna yaz. Altına da imzanı at. İsimimiz çok zor Leon. Hala bir şey çıkmadı. Samanlıkta yine aradığımın farkındayım. Farkındaysan niye devam ediyoruz? Bulacağım çünkü o iğneyi. Simirli'deki bütün evlere bakmam gerekse de, herkese böyle yazı yazdırmam gerekse de bulacağım. Ve cezasını vereceğim. Seninle de mi konuşmadın? Yalnız kalmak istediğimi söyledi. Ne yapacağız anne? Nasıl öldüreceğiz yüzünü? Benim aklımda bir şey var. Belki işe yarar. Seferberlik ilanımız ilk meyvelerini vermeye başladı general. Yunanistan tarihinin en büyük ordusunu kurmak üzereyiz. Var olan yüzlerce, binlerce askerlerimize ilaveten 10 binlercesi yolda.
Lakin bu söylediklerim sizi pek etkilemişse benzemiyor. İnönü'ndeki mağlubiyetimizden sonra da sizinle paylaşmıştım kumandan. Acele hareket ettiğimizi düşünmekten kendimi alamıyorum. Size bu konuda hak verdiğimi daha öncesinde belirtmiştim general. Ancak hazır Türk ordusu ikiye bölünmüş iken, büyük bir kısmı Doğu cephesiyle meşgul iken, eğer benim söylediğim gibi bir sayısal oranda bir fark yaratabilir isek, bu zafer bana kaçınılmaz gibi görünüyor. Kumandan, hakikaten sayılarda böyle bir fark yaratmak, böylesi bir zamanda zaferin teminatı mı sizce? Her zaman değil elbette. Ancak bu kez durum farklı. Şöyle düşünün general. Bir orduya karşı iki ordu yürüyeceğiz. Unuttunuz mu? Türkler kazandıkları zaferlerden sonra bir rehavete kapılırlar. Bunu siz söylemiştiniz. Dolayısıyla bu zafere en az benim kadar sizin de inanmanızı yeğlerim. İnancımdan hiçbir şüpheniz olmasın kumandan. Güzel. Bugün sözünü ettiğim askerlerin büyük bir kısmı gemileriyle Simirne'ye geliyor. Ancak askerler dediğime bakmayın. Hepsi oldukça tecrübesiz. Kimisi eline hiç silah almamış, kimisi daha çocuk. Yani gerçek birer asker değiller. Şöyle bir planım var general. Onları cephede en öne yerleştirmeyi amaçlıyorum. Aksi takdirde çok daha değerli subaylarımızı, askerlerimizi kaybedebiliriz. Haklısınız kumandan, onları bir barikat, bir kalkan gibi kullanmak doğru olur. Güzel. Sizinle aynı fikirde olduğumuza sevindim general. O halde size bunu yazılı bir emir olarak vereceğim. Siz de gerekli yerlere tebliğ edeceksiniz. Emredersiniz. Ne kadar enteresan, öyle değil mi general? Savaşta mesafeler sürekli yer değiştiriyor. Anlayamadım kumandan. Söyle ki general, Ankara bundan kısa bir süre öncesine kadar adeta kıtalar kadar uzaktaydı. Oysa şimdi sanki elimi uzatsam dokunacağım. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.